Nerede kaldın? Git bir bak bakalım. Ne zamandır dışarı çıkmadı? Hasta mı değil mi bir sor bakalım. Ne bileyim ben işte. Git sor. Ha. Bak. Git orada bir masaya otur. Onu biraz oyala. Hemen girmesin içeri. Geç girsin biraz. Aşıklar gibi gidip bu çiçeği ona mı vereyim? Ha. Demek günlerdir o kadını buradan seyretmem, sen böyle sandın. Aşkımı itiraf edemediğim için. Hoş öyle değil. Ben o kadının oğlunu öldürdüm. Böyle biriyim işte. Kötü biriyim. Birileri de benden baba yapmaya çalışıyor. Böyle. Saklanıyordur. Tutar kolundan getiririm ben şimdi. Kim? Kim yurda saklanmış? Nene. Hırsızlık yapmış. Yürü lan, yürü. Hızlı, haydi haydi. Nene! Nerede o akılsız? Ha? Odasında saklanıyor değil mi? Nene! Ne oldu? Niye o kadar sinirlendin? Nene hırsızlık yapmış. Ne? Nasıl? Sonunda polislerden kaçmış. Tüm polisler şu anda onu arıyor. Ne? Ama nene buraya gelmedi ki. Arkadaşlarıyla gezmeye gitmişti. Hangi arkadaşlarıyla? Kötü olanlarla. Aslında kötü değillermiş. Seni onlarla tanıştırıp sürpriz yapacaktı. Nene! Bana bakın. O buraya geldiğinde sizden birinin ona yardım ettiğini, onu sakladığını duyar, öğrenirsem yemin ediyorum acımam, koyarım kapının önüne. Benim yuvamda kimse hırsızlık yapamaz! Anlaşıldı mı? Çok kötü bir şey. Nene yapmış ki? Kötü biri olduğu için işte. Nene kötü biri mi? Kötü şeyler yapanlar kötüdür sadece. Kendini kandırma. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Ama sen neneyi çok seviyordun. Ona kötü davrandıkları için üzülmüştün. Artık üzülmüyorum. Sevmiyorum da. İyi gibi davranıp kötü şeyler yapan kimseyi sevmiyorum, tamam mı? Ben de artık neneyi sevmiyorum. Kötü olan, hırsızlık yapan insanlar sevmeyiz biz, değil mi abi? Market sahibinin zararını karşılayınca şikayetinden vazgeçti. Sen hırsızlığının parasını mı ödedin? Yakalanırsa adli bir sorun yaşasın istemedim Mahir Bey. Arama emri çıkarttım, yakalandığında bize teslim edilecek. İyi. Nasıl böyle bir şey yapar aklım almıyor. Hiç öyle bir kıza da benzemiyordu. Nereye gideceğine dair bir fikriniz var mı? Yok. Kızın süt alerjisine kadar biliyorsunuz. Muhakkak nereye gideceğine dair de bir fikriniz vardır. Ayşegül Hanım, yok. Bilmiyorum. Ne hale varsa görsün artık. Ben karışmıyorum, bilmiyorum. Yapmayın. Ne yapmış olursa olsun 17 yaşında bir kız çocuğu.
Onu sokaktan kurtarmamız gerekiyor. Onun kurtulacak hali yok artık Ayşegül Hanım. O yolunu seçti. Oradan devam etsin. Benim de yapacak bir şeyim kalmadı. Onu bulursanız eğer, koyarsınız yetimhaneye. Oradan da ıslah evine. Öyle devam eder gider. Ben karışmam artık. Yardım edecek herhangi bir şey aklınıza gelirse haber verin lütfen. Siz de daha fazla üstünde durmayın Ayşegül Hanım. Bırakın polis halletsin. İyi geceler. İyi geceler Mahir Bey. Ne? Kız anasının yanında. Rahat ol yani. Başka nerede olacak ki? Kurtarılmak istemeyen insanı biz kurtaramayız hayal et. Anladın mı? Bizim onun için yapacak başka hiçbir şeyimiz yok. Peki sen de yat uyu. Hadi. Hadi git yat. Hadi. Çalmış biliyor musun? İddia girdik. Ben oyuncak dedim. Ben şeker çikolata dedim. Bilmiyorum. Kesin oyuncak oğlum. Dad oyuncaklarının paylaşmadığı için çalmıştır. Ya! Unuttum. Bilmem ne oyuncaktır bu. Tamam ablacığım. Eddie ile bütün dalga geçiyor. Boş ver tamam mı? Ya siz de uğraşmayın çocukla. Ben hep düşündüm gece. Bence annen o çocukla sevgili olmak için hırsızlık yaptı. Aşık olduğu için. Annem gibi. İnsan sevgili olmak için hırsızlık yapmaz Serçe'cim. Hırsız olduğu için hırsızlık yapar. Bence annen öyle biri değil Muzi. Sen öylesen. Biz onu ne zamandır tanıyoruz. Sen kaç kere gördün sanki. Yani bence de Serçe haklı. Nen hırsızlık yapmak istemez. Bence de boya dökenler zorladı onu. Boyayı kim döktü? Okuldaki kötü çocuklar. Seni seviyoruz diye kandırıp üstüne boya dökmüşler. Dalga geçmek için. Mahir konuşma çocuklarla dedi ama nene dinlemedi. Onlarla arkadaş olmayı çok istiyordu. Aptal kız. Bazen kızlar kendilerini sevdirmek için aptalca şeyler yapabilirler. Gözü yüzünden kimse onu sevmiyormuş. Ben çok iğrencim dedi bize. Genç kız olmak istiyorum dedi. Çok üzülüyordu. Biz de onun gibi olsaydık belki onun yaptıklarının aynısını yapardık. Seni sevinmek için kötü bir şey yapmadın mı sanki? Nenenin annesi burada mı çalışıyormuş? Adresi nasıl buldunuz peki? Ben o kadar aradım bulamadım. Buldum işte ya. Karıştırma. Haydi. Hayırdır dayı? Hayır, hayır. Serap Hanım. Kızı almaya geldik biz. Git getir kızı. Kızımız yok burada. Onu elimden siz aldınız, sahip çıksaydınız. Kader devlet koruması altında Serap Hanım. Onu burada tutmaya hakkınız yok. Serap. Bak beni iyi tanırsın. Git getir kızı, kapattırma bana keşhaneni. Burada değil. Nerede? Çalışmaya yolladım. Ne diyorsun be? Mahir Bey durun! Çocuk nerede? Mahir Bey! Eğer burada kalacaksa çalışmak zorunda olduğunu biliyor. Bana bakın. Kader reşit değil. Onu burada tutamazsınız. Ona yapmaya çalıştığınız şey büyük suç. Eğer o kızın başına bir şey gelirse yıllarca hapishanelerde çürürsünüz. Kendinize gelin. Allah Allah. Siz ne dediğimi sandınız ki ben anlamadım.